Ne oldu ya? Sen niye dağıttın buraya bu kadar? Ya sorma ya. Bir şey arıyordum da bulamadım bir saat. Kahvaltılık bir şeyler aldım. Ha. Elindeki ne? Hı? Hiç önemsiz bir şey ya. Ya Ayşegül, sen şimdi böyle kahvaltılık falan bir şeyler getirmişsin ama benim çıkmam lazım ya. Bir işim var da. Ha, nereye? Ya işte bir işim var. Poyraz, sen yine dünden beri bir garip davranmaya başladın. O ne diyorum önemli değil diyorsun. Nereye diyorum sen beni geçiştiriyorsun. Yine öyle bakıyorsun. Hı. Nasıl bakıyormuşum ki ya? Ben bir haltlar çeviriyorum bakışı bu. Ne alakası var ya? Benim bir kere öyle bir bakışım yok. O olsa olsa... Merhaba güzel bayan. Bugün her zamankinden çok daha güzelsiniz bakışıdır. Hmm. Peki tamam. Laf cambazı. Hadi git tamam hallet işlerini gel. Geleceğim bir saat. Tamam. Baba günaydın. Günaydın oğlum. Nasılsınız? Ya sizi üzgün görünce üzülüyorum. Sen üzülme. Sen karnındakiyle ilgilen. Baba Sema'yı arıyorum arıyorum açmıyor. Korkuyorum valla bir şey olacak diye. Ben de korkuyorum. Yok canım bir şey olmaz. Atlatır o merak etmeyin babacığım. Ne diyorsun gelmez mi yine? Tamam. Çok bekletmedim değil mi ya? Yok gel gel. Ne oldu beni alelacele çağırdın? Bize iki çay versenize ya. İçmeyeceğim ben. Biri iptal. Ne oldu lan yine? Bahri içeride biri olduğunu biliyor. Ve benden şüpheleniyor. Ne? Nasıl? Oğlum sen emniyetten çok adama çalıştın lan. Vallahi bilmiyorum. Gelip bana acayip acayip sorular soruyor. Bak sen kimseyle hiçbir şey konuşmadın değil mi? Ha? Kimse hiçbir şey bilmiyor değil mi? Delirdin mi lan sen? İyi bak. Bizim müdürle bir konuşalım hemen. Gösterelim mi? Şu savcıya dolaşalım. Senin kafa iyice gitti. Müdürü savcıyı falan karıştırma kardeşim. Niye karıştırmıyorum ya? Niye karıştırmıyorum? Namlunun ağzında ben varım burada. Sen beni yakacaksın ha. Bak, bana doğru dürüst söyle. Kimseye hiçbir şey söylemedin değil mi? Oğlum salak salak konuşma ya. Efendim, tamam ben de geliyorum. Thank you.
Sen ne yapıyorsun burada? Lafı ağzımdan aldın. Ne halta çeviriyorsun? Ben ne halta çevireceğim Ayşegül? Herif hala elimdeki kayıtları verme diye yalvarıp duruyor ya. Niye inanmıyorum sana acaba? Ne demek istiyorsun sen ya? Poyraz bak, bu işin sonu kötü bitecek. Bak sen niye beni takip ettin ki şimdi? Sen benden mi şüpheleniyorsun yoksa? Babanın yanındaki adamın ben olduğunu mu düşünüyorsun? Aslına bakarsan bütün çabam böyle düşünmemek. Ve o zaman artık hayatımızda Sema diye biri yok yani. Aynen dedem. Artık ben de bitkisel hayata falan girerim herhalde. Ne oluyor lan? İşim var, benim çıkınca çektireceğiz, tamam mı? Çiğdem abla, fotoğraf alabilir miyim? Ne olur. Tamam, tamam. Tamam mı? Çıkınca çektireceğiz. Aha. Çiğdem. Nasıl buldu la burayı? E ben haber verdim. Oğlum ne ara haber verdim be? Allah senin belanı vermesin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur kızım. Gir içeri. Kusura bakmayın. Böyle habersiz geldim. Estağfurullah. Annem, Çiğdem, Çiğdem, annem. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hoş geldin bacım. Merhaba. Hoş geldin. Gel. Oğlum bu kız oyuncu değil mi? Bizim evimizde ne işi var? Bir dur, anlatacağım. Bir dur. İyi misin? Taş kafa aslı deli senin için. Merak ettim. Dayanamadım, geldim. İyiyim, sağ ol. Yüzüne ne oldu? Şey o, alerji. Bahar aylarında böyle morarır o. Ha, arkadaşın cildi biraz sıkıntılı. Hadi dedem. Geçmiş olsun birader, bize müsaade. Tamam, eyvallah. Anacığım her şey için sağ ol. Anacığım ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun yavrum, yine gelin. Selametle. Dedem o zaman o şeyi şey yaparsınız siz. Hallederiz. Arkadaş dışarıda, magazinciler burada bunlar. Oğlum lan evinizin önünde oynasanıza lan. Ya bırak kalsınlar ya. Öyle mi diyorsun? Oğlum evde hiçbir şey kalmamış, ben bir koşu bakkala gidip de geleyim. Ne olur zahmet etmeyin. Bir çay içip kalkarım zaten. Ayşegül ben senin baban için hayatımı tehlikeye attım. Saçmalama. Bana bir çay daha ver. Ne Ayşegül Hanım nasılsınız? Güle güle Mümtaz Bey. Sen bir işler çeviriyorsun. Ben bir iş çevirmiyorum Ayşegül. Mümtaz bir işler çeviriyor. Bak Poyraz. Lütfen benden bir şey saklama. Bir şey duyarım. Kötü bir şey olur. Artık kahrımdan öldürürsün beni. Ne olur. Ayşegül. Bu herif bir şeyler çeviriyor. Ne olur yardım et bana. Ne istiyorsun? Gel benimle. Kavga ettin değil mi? Saklama benden. Önemli bir şey değil ya. Ufak bir tartışma diyelim. Biri bir şey mi yaptı sana? Saçmalama gülüm. Kim bana ne yapabilir? Anne çok tatlı. Yani standart Türk tipi anne işte. Bütün anneler gibi tatlı tabii. Sen misin? Evet evet Zülfikar, 5 yaşında. Ya ne sevimliymişsin. Oo onlar ne ki?
hatta albümde bir sürü fotoğraflar var. Dur ben getireyim. Ya ana dur şimdi albüm karıştırma ya. Sus sen sus. Tamam. Allah alçıyı aldı bak. Buradan takacak alçıyı şimdi. Of saatlerce. Pardon. Vahide Hanım'la görüşecektim. Bahçede. Kendisi nasıl? Bugün daha iyi. Buyurun sizi götüreyim. Ay bak bu da Zülfikar'ın sünnetliği. Ay bu sünnetten korkardı. Sünnet olacağı gün ara ara Zülfikar yok. Yok oldu çocuk ortada. Bir bakalım ki ağacın tepesine çıkmış. Ya ana tamam yeter. Özel hayatın mahremiyeti diye bir şey var. Bir sus ya. Şeyimize kadar anlattın kıza. Sünnetimize kadar. Bu da Zülfikar'ın bizi üzdüğü yıllar. Yok anacığım, öyle değil. Bu yıllar onların bizi üzdüğü yıllar. Ben gideyim artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.